Birleşik Krallık. Birleşik Krallık, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan bir ada ulusudur. Avrupa kıtasının kuzeybatısında yer alan coğrafyada daha öncelerde kadim Kelt kabileleri yaşıyordu. Keltler, İngiltere'nin Wiltshire kentinde yer alan ve yaz ve kış mevsimlerinin gün dönümünü gösterdiği düşünülen gizemli Stonehenge'in muhtemel mimarlarıydı. Keltler, kavimler göçünden de önceleri bu topraklara ayak basan Orta Anadolu kökenli bir topluluktu. Druid denilen liderleri bulunurdu. Doğu güçlerine ve çok tanrılı bir dine inanırlardı. Bu yönleriyle İskandinav topluluklarına ve Türklere benzeyen bu topluluk savaşçı bir yapıya sahipti. Keltler Britanya adasına yerleştikten sonra aynı dili konuşan ve aynı dine inanan topluluklar olmalarına rağmen Pikler, Galler, Britonlar olarak üç farklı halka ayrıldılar. Milattan sonra 1. yüzyıla gelindiğinde güneyde hakimiyetini sağlayan Romalılar gözünü kuzey ülkelerine dikmişti. Kuzeye ilerleyen Romalılar Britanya adasının güneyini yani günümüzdeki Galler ve İngiltere olarak bilinen bölgeyi fethettiler. Kuzeydeki bugünkü İskoçya'da yaşayan Pikler Romalıları durdurarak güneye doğru püskürttü. Bunun üzerine Romalılar daha da toprak kaybetmemek için filmlere de konu olan Adrian Duvarı'nı inşa ettiler. 400 yıl boyunca adanın güneyine hakim olan Romalılar bu süreçte gerek misyonerlik faaliyetleri ile gerekse tüccarlar vasıtası ile adayı Hristiyanlaştırdılar. Milattan sonra 300'lü yıllarda Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan Germen kabilelerinden olan Anglo-Saksonlar çeşitli nedenlerle adaya göç ettiler. Bu göçler nedeniyle Keltler daha kuzeye çekilmek zorunda kaldı. Ada Anglo-Sakson inanç ve kültürünün etkisine girdi. Anglo-Saksonlar daha sonraları adaya Angloland yani England olarak isimlendireceklerdi. 795 yılına kadar küçük kabileler halinde birbirleriyle savaşan bu topluluk 795 yılındaki Viking istilalarının başlaması ile 927 yılına kadar Viking baskısı altında kaldı. 927 yılında Alestan ismindeki Anglo-Sakson kökenli biri Anglo-Saksonları bir araya getirerek ilk İngiliz kralı oldu. Viking kralı Erik Blodes'i yenen kral İngilizlerin başına geçti. Bir süre sonra Viking kralı Büyük Kunut adayı tamamen fethederek adada büyük bir İskandinav etkisi bıraktı. 1066 yılında Kuzey Fransa'yı ele geçiren Vikingler ile Fransızların kaynaşması sonucu ortaya çıkan Normanlar adayı ele geçirdiler. Bu şekilde adanın etnik yapısı ortaya çıkmış oldu. Germen kökenli Anglo-Saksonlar ile Viking ve Fransız karışım Normanlar ve kuzeyde İskoçya'da yaşayan Kelt topluluğu olan İskoç ve İrlandalılar adanın etnik kökenini oluşturdu. 215 yılına gelindiğinde hakimiyetini sağlayan Anglo-Saksonlar İngiltere Kralı John'un çok ağır vergiler almasından yakınarak krala Magna Carta adında düzenlenmiş kralın yetkilerini kısıtlayan anlaşmayı imzalattılar. Kral artık asillerden oluşan bir meclise hesap vermek zorunda kaldı. 1337 yılına gelindiğinde varisi olmadan ölen Fransa kraliyle akraba olduğu için Fransız topraklarında hak iddia etti. Böylece 1453 yılına kadar sürecek olan 116 yıl süren Fransa-İngiltere Savaşı başladı. 1485'te Tudor Hanedanı'nın başa geçmesiyle adada tam hakimiyet sağlayan İngilizler deniz kuvvetlerini geliştirerek yeni topraklar elde etme çabasına girdiler. Yeni kıtaların keşfiyle başlayan süreçte geri kalmayan İngilizler İspanyol gemilerini yağmaladılar. Bu nedenler ile 1588'de İspanyollar adaya sefer düzenledi. Ancak İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth tarafından yenilgiye uğratıldılar. İngilizler İspanyollar ile savaşırken elde ettikleri tecrübeleri değerlendirerek
İngilizlerin kıtalar arası sömürgecilik faaliyetlerini başlattılar. Bu faaliyetler kapsamında kendilerini yeni topraklar buldular. Böylece Britanya İmparatorluğu'nun temellerini atmış oldular. Krallığın başına 1. James'in geçmesiyle 1607 yılında Amerika'nın kuzeyinde bir koloni kuruldu. İngilizler güçlerinin zirvesine ulaştıklarında dünya topraklarının dörtte birine hakim olmuşlardı. 1745 yılına kadar hiç yenilmeyen İngilizler sömürgecilik faaliyetlerinin kapsamında diğer Avrupalı devletlerle rekabet haline girdiler. Bu süreçte yine Alman kökenli olan Windsor Hanedanı İngiltere'nin başına geçmiş. Almanlarla yaşanan rekabet sonucu 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'na giren İngilizler yine eskiden kendi kolonileri olan Amerikalılar sayesinde her iki savaşı da kazandılar. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden gücünü toparlayan Almanların etkisiyle kurulan Avrupa Birliği bünyesine katılan İngilizler 2016 yılında yapılan referandumun sonucunda Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldılar. Günümüze gelecek olursak monarşi ile yönetilen Birleşik Krallığın başında Kraliçe Elizabeth bulunur. Kraliçenin ardından ülkede Başbakan ve Lordlar Kamarası adında bir meclis bulunmaktadır. Kraliyet üyelerinin her birinin unvanları ve protokolde yerleri bulunur. Dünyanın en merak edilen kişileri İngiliz kraliyet ailesidir. Kraliçe Elizabeth, İngiliz devletler topluluğuna dahil olan ve 16 ülkeden oluşan devletleri kendisine bağlı genel valiler görevlendirerek yönetmektedir. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Jamaika gibi ülkeler bu ülkelerin en bilinenleridir.